Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hızlı bir şekilde WordPress nasıl indirilir, nasıl kurulur ve nasıl işte kurulumu tamamlanır. Bu bütün aşamalardan bahsedeceğim. Öncelikle WordPress ücretsiz bir içerik yönetim sistemidir. Yani eskiden daha çok blog siteleri için kullanılırdı. Çünkü blog için çok elverişli bir altyapısı var. Blog siteleri için çok sık kullanılıyordu ama şu an geldiğimiz noktada artık kurumsal web sitesi, e-ticaret siteleri birçok altyapıyı destekliyor. Bununla ilgili işte geliştirilmiş temaları mevcut. Bu temaları indirip satın alıp kendi WordPress altyapınızı da kurabiliyorsunuz. Ve işte bir e-ticaret sitesi ve benzeri birçok ihtiyacı yönelik şeyi karşılıyor artık. WordPress ile ilgili çok daha farklı fazla internette içerik var. Ben burada WordPress'i pek fazla anlatmayacağım. Direkt kuruluma geçeceğim. Öncelikle bir tane sunucuya ihtiyacımız var. Bir hosting'e ihtiyacımız var. Bununla ilgili bir hosting satın almak falan şu an bu toplara girmek istemiyorum. Benim kendi sunucum falan var. Burada da gösterebilirim ama herkese hitap etmesi açısından kendi ücretsiz bir sunucumla Localhost'unda kuracağım bütün kurulumları. Ben bu yazılımı kullanıyorum web sunucusu için. XAMPP Control Panel. Bu yazılım nasıl kurulacağı ile ilgili bir video var. Bunun da linkini paylaşacağım. Dileyenler bunun da kurulumunu izleyebilir. Benim burada ihtiyacım olan iki şey var. Apache Web Server'ı ve MySQL Database altyapısı. İkisini start ediyorum. Çünkü WordPress veri tabanında çalışan bir içerik yönetim sistemi. Dinamik bir yönetim sistemi. Sadece Web Server yetmiyor. İkisini start edip normal bir kontrol edeceğim. Localhost diyerek bir çalıştırmaya çalışacağım. Şu an sonuçta bir şey çalışıyor. Normal sunucusu olan kişiler bilir. Public HTML ya da işte www diye dizinleri vardır. Ya da işte HT9 diye dizinleri vardır. Burası aslında onun içerisi. Benim de burada HT9 mevcut. Hızlı bir şekilde nasıl indireceğimize geçelim. WordPress.org sitesine giriyoruz. Burada bize algılıyor. Türkçe'ye geçin diyor. Türkçe'ye geçiyorum. Burada detaylı bilgi veriyor. Ben çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Açık kaynak kodlu, ücretsiz bir yazılım. Ancak şöyle bir şey, WordPress okey. Yani geliştirme amacı bir blog altyapısı oluşturmak ve işte bir site yapmak. Bunun için geliştirmiş. Bunun için çok elverişli. Ama atıyorum bunu bir e-ticaret sitesine çevirmek istiyorsunuz veya farklı bir amaç için kullanmak istiyorsunuz. İşte kullanacağınız eklentiler ücretli olabiliyor veya satın alacağınız temalar ücretli olabiliyor. Çok kısa mesela ThemeForest'e girelim. Atıyorum buradan WordPress kategorisinde işte işte emlak sitesi kurmak istiyorsunuz. WordPress emlakla ilgili bir kategoriye girelim. Burada mesela bir tane tema var, 69 dolar. İşte bu temayı satın alıyorsunuz. İşin sonucunda WordPress altyapısına bu temayı kurduktan sonra böyle bir siteniz olmuş oluyor. Burada ben ön izleme yaptım şu anda. İşte ana sayfası böyle. Demolara bakalım. Mesela varsayılan demo. Atıyorum şuna girelim. Çalışmıyor. Buna girelim. Çalışmıyor. Ya velhasıl bu şekilde aslında. Ücretsiz altyapısı var ama hani bir site olarak kullanmak istediğiniz zaman atıyorum işte ben bir emlak sitesi yapacağım veya ben işte bir X sitesi yapacağım dediğiniz zaman tema almanız gerekebiliyor veya işte eklenti almanız gerekebiliyor. Burada ücretler çıkabiliyor işin içerisinde. Ama atıyorum sadece bir blog sitesi kuracaksınız. Hemen devam edelim. Çok da uzatmadan. En alttan WordPress'i edinin diyoruz. Burada bir hosting kullanıyor musunuz diye soruyor. Dreamhost'u veya işte farklı yerleri tavsiye ediyor. Bizim şu anda hostingimiz free, ücretsiz yani kendi Localhost'umuz. O yüzden devam ediyorum. Direkt zip'i indir diyorum. Masa üstüne bir dosya iniyor. WordPress 5.9.3 sürümüymüş bu. Belki şu an siz videoyu izlediğinizde 6 veya 7. sürümleri çıkmış olabilir. Hiçbir fark yok arasında kurulumla ilgili. Bu dosya iniyor. Bunu ben kendi Localhost'umu sürükleyip bırakıyorum. Ctrl X diyeyim. Buraya sürükleyip bıraktım. HT90'un içerisi. Şu an bunu buradan da görüntüleyebilirim. Hatta burayı kapatayım. F5 yapınca buraya düşecektir. Ben bunu sağ tıklayıp klasöre çıkartıyorum. Daha doğrusu içerisine gireyim. Burada bir WordPress klasörü var. Bunun içerisindeki her şeyi buraya sürükleyip bırakacağım. Bu kadar aslında işlem. Bundan sonrası tarayıcıda gerçekleşecek. Bir videoyu durakladım. Şu an hemen bir çözülsün. Gerçi ilerliyor. Evet. Buraya aktarım tamamlandı. Kapatıyorum. Bu eski zip dosyasını silebilirsiniz. Akabinde bütün dosyalar HT90'un içerisinde olmuş oluyor. Burada gelip sunucuma bir F5 yapıyorum. Karşıma böyle bir ekran geliyor.
Burada detayları veriyor zaten. Ben hızlıca devam ediyorum. Veri tabanı ismi, kullanıcı adı, parolası, şifresi. Bunlar ne oluyor? Bizim kullandığımız Xcamp yönetim panelinde veri tabanına erişmek için localhost slash phpMyAdmin diyoruz. Erişmiş olduk. Burası bizim veri tabanı yöneticimiz aslında. Burada benim birkaç tane farklı veri tabanlarım falan mevcut. Veri tabanı ismi ne olsun? WordPress sistem veya farklı bir şey olsun. İlk VP işte blok sistem olsun. Bizim veri tabanı kullanıcı adımız her zaman root. Yani bizimkisi root. Bu değişebilir sunucudan sunucuya. Parolamız boşluk. Herhangi bir parola yok bizde. Veri tabanı sunucusu da localhost. Yani nasıl erişeceğiz şeye? Localhost diyerek erişiyoruz. Ana sunucumuz localhost. Tablo önündeki VP. Bu da şey. Yani önemli değil. Burası çok takılmayın. Devam et diyorum. Böyle bir şey var mı diyor. Bir dakika. Ha, böyle bir veri tabanı seçemiyoruz diyor. Yeni bir veri tabanı oluşturalım buradan. Önce bunu yapmamız gerekiyor. Buradan ilk VP blok diyorum. Burada bir karakter seçimi var. Siz buradan UTF-8 General C'yi seçin. Oluştur deyin. Burada atladığım şey oydu arkadaşlar. Yani yukarıda seçtiğimiz veri tabanı adını gelip buradan oluşturmak gerekiyor. Yeni deyip burayı gelip oluşturmak gerekiyor. Yaptım az önce şeyi ben. Tekrar deneyeceğim. Veri tabanı ismim bu. Kontrol ediyorum. Burada mevcut. Böyle bir veri tabanı açmışım. Gönder diyorum. Başarılı tamamladın diyor. Kurulumu çalıştır diyeyim. Bakalım buraya herhangi bir şey yüklemişler. Mesela Ctrl F5 yapalım. Henüz içinde herhangi bir şey yüklenmemiş. Site başlığı ne olsun? Bu yukarıda gördüğünüz WordPress kurulumu yazan yer var. Veya ne bileyim işte Facebook.com'a girelim. Yukarıda işte ne yazıyor? Facebook yazıyor. Buradaki title'dan bahsediyor aslında. Site başlığı ne olsun? İşte ben kendi adımı soyadımı yapayım. Enes Işık. Enes Işık tire blog yapacağım mesela. Kullanıcı adı. Oturum açarken kullandığımız kullanıcı adı. İşte admin olsun klasik. Şifremizi otomatik oluştursun. E-posta adresi. Bunu işte info@enes.com yapalım. Arama motoru gönüllü. Siteniz indekslensin, Google'da çıksın istiyorsanız veya sayfalarınızın işte verisi Google'a gitsin istiyorsanız bunu şey yapın. Ya burada engelleyin diyor. Bunu sakın seçmeyin. Bunu seçerseniz siteniz indekslenmeyebilir yani. Robots.txt'de sistem indekslenmesin diyor. Bunu seçmem. Bu pek iyi bir şey değil. WordPress'i kur diyelim. Bu kadar işlemler aslında. Kuruldu. Her şey bitti. Hatta burada database'in için yani veri tabanının içine girelim. Burada tablolarını falan göreceğiz şimdi. Bunlar WordPress'in varsayılan tabloları. İşte mesela users. Bizim kullanıcımızın olduğu tablo. Kullanıcımız admin. İşte şifremiz burada. Bir hash şeklinde. Verdiğimiz bilgiler burada. Bu şekilde giriş için şimdi sitemize giriş için de localhost yapmamız yeterli. Bu kadar. Şu an WordPress'imiz kuruldu. Başlangıçta bu kadar basit. WordPress kurulu sunar işte örnek sayfa filan. Bu video bu kadar aslında. 8 dakika olmuş. Aslında ben biraz daha devam edeceğim ama kurulum bu kadar. Bundan sonrasını izlemek isteyenler hani nasıl blog yazılır, nasıl bir şey olur filan. Bununla ilgili çok kısa bir şey göstereceğim. Nasıl WordPress sitesinin nasıl yönetim paneline girilir? Bundan bahsedeceğim. Sitemize geldik. Slash admin diyorum. VP admin demem gerekiyor. Aynen. Kullanıcımız bizim admin'de. Şifremiz ben kopyalamıştım o sırada. Siz bunu kopyalayın. Giriş diyeyim. Böyle bir yönetim paneli var aslında. Çok basit. Hızlı bir şekilde böyle bir blog sitesi görünümüne getirmek istiyorum. O yüzden ayarlar kısmına geliyorum. Ayarlar, okuma. Burada hani ana sayfa görüntülenmesi işte en son yazılarınız olsun. Gayet okey. Bunlara bir sıkıntı yok. Hemen burada yazılara geleceğim. Bir tane yazı var Merhaba Dünya diye. Yeni bir yazı ekleyeceğim. Test amaçlı test blog yazım 1 olsun bu. Açıklamasına da aynı şeyi yazayım. Yayınla diyeyim. Okey. Bir tane daha yazı yayınlamak istiyorum. Yine burada artıya basıyorum. Pardon. Şuna geleceğim. İkinci bir yazım gelmiş buraya. Tekrar yeni eklediğim. Blog yazım 2 olsun. Bu şekilde aslında yazılarımı yayınlayabiliyorum kendi sistemde. Yayınla diyeyim. Okey. Bu kadar aslında. Şimdi bir localhost'a tekrar giriş yapalım. Burada artık makalemin yazıları görülmüş oluyor aslında alt alta. Yazım 1, yazım 2, yazım 3. Mesela resim ekleyelim. Resimli bir şekilde olsun.
Buradaki WordPress logosuna basarak ana WordPress şeyine gelebilirsiniz. Ne derler? Dashboard'una gelebilirsiniz. Burada bazı farklılıklar var. Mesela atıyorum test blok yazımına tıkladığım zaman URL yapısında işte P eşittir 8 çok anlamsız gözüküyor. Bunu nasıl değiştiririz? Ayarlar. Burada okuma, pardon, kalıcı bağlantılar. Burada yazdığınız blok yazısı nasıl gözüksün? Bir formatı var. Bizde şöyle gözüksün. Ben yani şunu tavsiye ediyorum. Yazı ismi, yani blok yazısının ismi işte localhost slash örnek yazı şeklinde olsun. Ben bunu tavsiye ediyorum. Bu çünkü Ceph Link'e uygun bir şey. Yani Google için önemli bir şey aslında. Yazı ismini seçiyorum ve kaydet diyorum. Bundan sonra işte yine ana sayfaya gelelim. Şöyle. Mesela şu makaleye girdim. URL yapım bu şekilde oldu. Test blok yazım 2 şeklinde olmuş oldu. Bir tane daha mesela blok yazısı yazalım. Bu sefer görsel de kullanalım. Yeni ekle. İşte test 3 olsun bunun ismi. Öne çıkan görsel diye bir bölüm var. Buradan tıklayıp bir tane görsel sürükleyip bırakıyorum. Ne olabilir? Bakıyorum. Şurada benim görsellerim arasında illaki bir sürü şey vardır. Bu çok yüksek boyutlu. Şunu mesela alalım. Aynen. Yayınla diyorum. Artık benim bu ana sistemde bunun görseli de gözükebilir. Mesela test 3 yazıyor. Görselim var. Altta küçük bir varsa açıklaması yazacak. Aslında bu şekilde basit ve hızlı bir şekilde bir blok size sahibi olabilirsiniz. Şimdi bu görünüm çok çirkin. Bunun farkındayım. Ne belki size çok kötü geliyordur. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Ona gelelim hızlı bir şekilde. Görünüm, temalar, editör, temalar diyoruz. Burada WordPress'in varsayılan bazı temaları var. Mesela bu var, şu var. Atıyorum bunu etkinleştir diyelim. Bu temaya geçiş yapalım. Bunu etkinleştirdim. Şu an benim sistemin görünümü falan değişti. Localhost diyeceğim. Şu an böyle bir görünüme sahip mesela. Bütün blok yazıları bu şekilde gözüküyor. Aslında biraz daha bloğa yakın gibi bir şey. Şimdi gel gelelim daha güzel bir şeye. Burada temalar dedik. Yukarıda yeni ekle diye bir şey var. Yeni ekle diyorum. Bizi WordPress'in tema kataloğuna sürüklemiş oldu. Burası WordPress'in tema kataloğu. Burada bir sürü tema var. Mesela şu eski teması, 2016 teması. İşte ön mağaza, storefront teması falan. Bir sürü teması var. Tabii ki şimdi mesela burada güzel bir tema var. Sanki haber sitesi teması gibi. İşte menüler, işte slide yapısı falan filan. Bunu kur dediğinizde direkt bu tasarımı alamayabiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Yükleniyor. Akabinde etkinleştir demem gerekiyor. Bir hemen insin. Tamam, kuruldu. Etkinleştir diyorum. Şimdi mesela burada buna aldanmayın diye söylüyorum. Hani bu ekranı gördünüz. Geliyorum şimdi burada bir F5 yapıyorum. Bu şekilde oldu. Mesela farklı bir yapıda gözüktü. İşte slaytlar gelmedi. Çünkü bu temanın şu anda ücretsiz versiyonu var. Ben tema detayları diyeyim şöyle. Bileşenler. Değil, temalar. Yani işte bir slider eklentisi yüklenmesi gerekiyor bu tema ile ilgili. İşte başka ek şeylere ihtiyacınız var. Burada aslında iş profesyonelliğe giriyor. Yani bireyselliğin dışına çıkılmış oluyor burada. Burada bir destek alabilirsiniz başka birisinden, profesyonel birisinden. Ben yardımcı olabilirim veya internette bununla ilgili eğitim veren yerler de var. Ya da işte WordPress'in kataloğundan ziyade bahsettiğim gibi Temforest diye bir site var. Burada işte atıyorum WordPress temaları var. Hazır bir şekilde e-ticaret temaları var mesela. WordPress e-commerce'e giriyorum. Burada mesela ufak bir e-ticaret altyapısı var. 29 dolara satıyor mesela. Responsive bir WordPress teması. Buradan canlı ön izleme diyelim. Bu tip bir şey alırsanız size bir dokümantasyon veriyor. Nasıl sitenizi kurabilirsiniz, bu temayı nasıl aktif hale getirebilirsiniz, nasıl işte bu slaytları yapabilirsiniz, her şeyi anlatıyor. Mesela böyle bir site. Slaytları var. Birinci slayt, ikinci slayt. Aşağı iniyorsunuz, ufak tefek bannerları var. İşte ürün listingi var. Gayet güzel bir tema mesela. Fiyatına kadar işte 29 dolar. Bunun parasını ödeyip buradan alıp dokümantasyonunu okuyarak böyle bir site sahibi olabilirsiniz. Artık WordPress nasıl kurulur bunu biliyorsunuz zaten. Mesela eklentiler. Bu eklentiler kuruluyormuş. İşte WooCommerce, işte bunlar falan filan. Bunları mesela siz de buradan kurabilirsiniz. Eklentiler. Bazıları işte ücretli tabii ki. Yeni ekle diyorum. Yine burası WordPress'in eklentiler kataloğu. Ne var mesela? İşte ne demiş? WooCommerce
Mesela buraya WooCommerce yazıyorum. Burada da şimdi kur diyerek bunu kurabilirsiniz. İşte mesela Slider Revolution, bunu da kurabilirsiniz burada. Burada var. Ama şöyle problem var. Mesela gelsin şimdi. Ünlü bir eklenti zaten. Yazınca hemen çıkar. Tamamen yazmanıza gerek yok. Burada biraz çıkmadı. Neyse. Nasıl bu? Revolution. Mesela çıkmıyor, hiç çıkmıyor. Belki de bu eklenti hani satın aldığınızda içerisinde gelecektir. Çünkü paralı bir eklenti. Onu söylemek istiyorum. Asıl söylemek istediğim şey oydu benim. Veya burada Visual Composer var. Bu paralı diye biliyorum. Bunların bazıları paralı aslında. Bunları aldığınızda ücretsiz olarak vermeyebilir. Veya ne bileyim bir lisans da verebilir. Bu paranın içine dahil olabilir. Onu tam olarak bilmiyorum. Onu sormanız gerekiyor. Satın almadan önce araştırmanız gerekiyor. WordPress bu şekilde. Tavsiyem şu, ya kurumsal site, eğer amatörseniz bu WordPress'e başlamayın, kurumsal site yapmaya filan. Amatör bir blog sitesi kurmak istiyorsanız sizin için gayet elverişli bir altyapısı var. Sorularınız olsa ben yanıtlamaya hazırım, yorum kısmından yazabilirsiniz. Müsait olursa cevap veririm. Bu şekilde eğer talep olursa da böyle bir lokal hosta değil de normal bir domaine, yani atıyorum benim kendi sitem var, nsphp.com. Mesela bu benim WordPress blog sitem. Hatta oturum açtığım için burada şeylerim gözüküyor. Talep olursa bu şekilde bir hani domaine nasıl kurulur, böyle bir site nasıl kurulur, bu şekilde nasıl yapılabilir, bununla ilgili bir video çekebilirim. Video çok uzasını istemiyorum, 16 dakika olmuş. Bu şekilde talebe göre yine yardımcı olmaya çalışırım. Şu an bayramdayız herhalde. Hayırlı bayramlar deyip kapatayım. Görüşmek üzere.